Eşitlik ve denklem. Eşitliğin her iki tarafında aynı sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitlik bozulmaz. Örneğin 3 eksi artı 5 eşittir 2x. Burada parantezden önceki sayıyı parantezin içine dağıtıyoruz. Yani burası 3x, burası da artı 15 oluyor. 3 ile 5'i çarpıyoruz. Eşittir 2x oluyor. Sonra burada 3, yani 15 artı 15 ile 2x'i yerini değiştiriyoruz. Burada 2 artı durumunda. Buraya eksi olarak geçiyor. Yani 3x eksi 2x eşittir 2 eksi 15. Yani bu da demek oluyor ki x eşittir eksi 15. Yani 3'ten de 1 çıkar, 3'ten 2 çıkarttığımız için 1 kalıyor. Yani 1 de burada eksi oluyor. O yüzden x eşittir eksi 15. Bu diğer örnek 5x artı 7. Tekrar burada 7'yi parantez içine dağıtıyoruz. 7 eşittir 23 diyor. Yani 5x artı 7x eşit eksi 7 eşittir 23. Buradaki 7 eksi 7 ile 23 yer değiştir. Eksi 7 23 lira geliyor. Yani 5 ile 7'yi topluyoruz. Burada toplamı var. 12 eksi 7 ile de 10 23'ü topluyoruz. 30 oluyor. Ve yani x eşittir 30 bölü 12. 30 ve 12'yi sadeleştiriyoruz. 5 bölü 2 oluyor. 5 de 2'ye bölmediği için sadeleşmiyor. 3x eksi 9 eşittir 2 diyor. Burada 3x eşittir 9 artı 2 oluyor. Çünkü eksi 9 2'nin yanına geliyor ve artı olarak geliyor. Sonra 3x eşittir 11 diyor. Çünkü 9 ile 2 toplarsak 11 diyor. Yani x eşittir 11 bölü 3 oluyor. Şimdi burada örneklerimiz var. Mesela 5x bölü 3 artı 21 artı 3 eşittir 0 diyor. Burada ilk baş bu artı 21 ile artı 3'ü topluyoruz ve 24 buluyoruz. Sonra buraya yazalım. 5x 3 artı 24 oluyor. Eşittir 0 diyor. Sonra artı 24'ü buraya eksi olarak geçiriyoruz ve burası da artı 24 oluyor. Yok, eksi 24 oluyor. Sonra 3 ile de 3 ile burada bölme durumunda, o yüzden buraya çarpma olarak getireceğiz. Buraya çarpma olarak geldiğine göre 72 oluyor. O yüzden 5x eşittir 72. Sonra burada da 5 çarpma bölümünde buraya bölme olarak geçiyor. Buraya bölme olarak geçecek. O yüzden x eşittir 72 bölü 5. Bir diğer örnekte ise 9'u 8 ile parantezin içine dağıtıyoruz kısacası. Burası 72 oluyor. Burası ise artı 9 oluyor. Burası 72x. 72x eksi eksi 72 x artı 9. Buradaki sıfır yazmamıza gerek yok. O yüzden 3x diye yazdık. 72'den 72 çıkartıyoruz. Yani sıfır oluyor. Sıfır yazmamıza gerek yoktu zaten. O yüzden artı 9 diye buraya şey yapıyoruz. Artı 9 sonra 3x. Buradaki 3 burada çarpma durumunda. O yüzden buraya bölme olarak atacağız. Yani 3 1 böyle oluyor bu. Sonra bu da eşittir 9 bölü 3'e. Bunu da sadeleştirirsek 3 bölü 1. Bir diğer burada 9x bölü 3 eşittir 8x bölü 2 artı 1 bölü 2 demiş. Burada 9 ile 3'ü sadeleştiriyoruz. Yani 3x oluyor. Burada ise 8 bölü 2'yi sadeleştiriyoruz. Yani 4x oluyor. Buraya yazıyoruz. 3x eşittir 4x artı 1 bölü 2 oluyor. Burada 4'ü alıyoruz. Burada 4x'i alıyoruz. Buraya atıyoruz. Burada çıkart bu toplama da yani çıkartıyoruz buraya. 1 kalıyor. Burada bizde x olduğu için x eşittir ya da eksi olacak tabi. Eksi x eşittir 1 bölü 2 oluyor. Fakat bize burada x dediği x eksi x demediği için de biz buraya x eşittir
Eksi 1 bölü 2 diyoruz.